Ya KDP uzun süredir zaten Türkiye ile bir işbirliği halindeydi. Ekonomik, siyasal bir işbirliği. KDP kendi içinde üretim yapabilen, kendi ayakları üstünde kalabilen bir yönetim değil. Petrol gelirlerinin de bir şekilde ekonomiye yansımasının aracı olarak da Türkiye devrede. Türkiye üzerinden ithalat yaparak hayatta kalmayı çalışıyor. Türkiye'nin yönetiminin özellikle Erdoğan AKP iktidarının ülkenin bütün kaynaklarını bir aileye, bir siyasi partiye, siyasi bir güce aktardığı gibi KDP'nin de kendi kaynaklarını ne yazık ki bir aileye, bir siyasi güce aktardığını görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla burada onların kurduğu işbirliği aynı zamanda da Güney Kürdistan'da var olan yönetimin dışında başka bir siyasi bakış açısı, görüşün egemen olmaması adına da yıllardır işte Kürtlerin Birliği'nden kaçındığı, yıllardır seçimleri yapmadığı, işte tek başına ülkeyi yöneten ve oradaki halkların, orada yaşayan toplumun taleplerini dikkate almayan bir şekilde Türkiye ile benzer çizgiyi izlediğini biliyoruz. Dolayısıyla onların arasındaki o işbirliği askeri, siyasi, politik bir işbirliği haline dönüşmüş durumda. Irak hükümeti şimdiye kadar Türkiye'ye çok fazla alan açmıyordu. Türkiye'nin kendi sınırlarının içine girmesine karşı bir şeyi vardı. Tutumu vardı. Fakat son dönemlerde özellikle dışişleri, MİT, müsteşarı, işte Türkiye'nin çeşitli bürokratlarının Irak hükümetini ziyaret ettiğini biliyoruz. Ve oradaki uluslararası güçlerle görüştüğünü biliyoruz. Avrupa'da ve dünyada çeşitli ülkeleri dolaşarak Irak'a girme konusunda da belli bir onay aldığını düşünebiliriz. Bu onaydan sonra Irak hükümeti de Türkiye'nin belli bir çerçevede, belli bir sınırda kendi topraklarına girip asker yerleştirmesine onay vermiş durumda. Bunun karşısında Türkiye ne tavizler verdi? Tabii ki bilmiyoruz ama zaman bunu açığa çıkaracaktır. Karşılıklı tavizler, ortaklaştıkları noktada Kürtlerin bölgede herhangi bir şekilde bir kazanım elde etmemesi, politik bir güç olmaması üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Sivil yaşam alanlarını bombalamasının, saldırılar düzenlemesinin nedenleri tabii ki bölgeye insansızlaştırma. Türkiye sadece işte Güney Kürdistan topraklarında değil, Suriye'de de aynı şekilde yine Kürtlerin yaşadığı bölgelerin, Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın çevre çeperini insansızlaştırmaya çalışıyor. Aynı şekilde 90'lardan beri Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da da köy boşaltmalar, köyleri hedef alma, köyleri bombalamayla insansızlaştırma politikasını o zamandan beri sürdürüyor. Bunun nedeni de orada tamamen savaş siyasetini sivillerden arındırılmış bir bölgede rahatlıkla gerçekleştirebilmesi, dağları, yaşam alanlarını bombalamayı rahatlıkla gerçekleştirmesi, bir sivil tanıklıklar istemiyor. İkincisi de sivillere dönük, savaşın sivillere dönük olmasının uluslararası mahkemelerde ileriye dönük suç unsuru barındırıyor olması. Dolayısıyla korkutarak, ürküterek, çeşitli saldırılar düzenleyerek sivillerin bölgeyi terk etmesi sağlanıyor ki rahatlıkla Türkiye orada savaş siyasetini yürütürken, savaş siyasetini sürdürürken uyguladığı insanlık dışı katliamların da tanıklıklarını böylece bertaraf etmiş olacaktır. Yani bugün her zamankinden daha fazla barış talebinin dillendirilmesi gereken bir dönem. Türkiye ısrarla savaş politikalarından taviz vermeden devam ediyor. Bütün iç kamuoyu, bütün uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen
Çünkü Türkiye varlığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yani işte sürdürücüsü olan hükümetleri varlığını savaş siyasetinden sürdürebiliyor. Kürt düşmanlığı üzerinden sürdürebiliyor. Bunun üzerinden toplumları konsolide etmek üzerinden sürdürebiliyor. Ama savaş siyasetinin bize yansıyan boyutu yoksulluk, antidemokratik uygulamalar, artı toplum arasında da, toplumun diğer katmanları arasında da düşmanlaştırma, ayrıştırma, karşı karşıya gelme hali. Dolayısıyla bu savaş siyasetine karşı sadece Kürtler değil, bu ülkedeki emekçiler, kadınlar, demokratlar, hatta iktidara oy vermiş olan sağ seçmen dahil herkesin bunun karşısında tutum alması, bunun karşısında net bir tavır göstermesi lazım. Bugünkü yoksulluğumuzun ana temel nedeninin savaş, savaşa ayrılan bütçe ve bu savaş konseptindeki ısrar olduğunun bilinmesi gerekir.